Duygu Leloğlu, o geceye ait birçok görüntü gelmeye devam ediyor. Bu vahşeti andıran görüntülerden bazıları da Atatürk Havalimanı'nda güvenlik kamerası kayıtlarına geçti. Ancak orada da yine vatandaşların büyük direnişi ve demokrasiye, milli iradeye sahip çıkma görüntüleriyle bu görüntüler ortaya çıkmış oldu. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın vatandaşları halka, sokağa davet etmesiyle demokrasiye ve vatana sahip çıkma sevdasıyla sokağa dökülen vatandaşların uğradığı adreslerden birisi de Atatürk Havalimanı'ydı. Orası da gerçekten çok kritik noktalardan birisiydi. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o kara gecenin ilerleyen saatlerinde o noktaya gelmiş ve ilk önemli mesajını burada vermişti. İşte oraya daha öncesinden gelen darbe teşebbüsünde bulunan askerler içeriye girdiler. Aslında çok emin bir şekilde ilerlemişlerdi. Fakat içeride vatandaşların birden kapı önünde Atatürk Havalimanı'nın girişinde yığılmasıyla, darbeye karşı çıkmasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar. Zaten içeride de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ve havalimanı valiliğine bağlı ekiplerin, ilçe ekiplerinin müdahalesiyle ve olay yerine intikal eden özel harekat polislerinin müdahalesiyle halk, emniyet ve vatansever polisler bir arada darbe teşebbüsünde bulunan bu girişimcileri, darbe girişimcilerini etkisiz hale getirdi. Orada dikkat çeken noktalardan birisi de tankların mevzi aldığı pozisyonda, silahlarıyla birlikte askerlerin mevzi aldığı pozisyonda bir kadının tek başına tanklara doğru yürümesi ve orada bu darbeci askerlere karşı göğsünü siper etmesi görüntüsüydü. O da tek başına büyük bir mücadele örneği sergiledi. Askerlerin içeriye ellerinde otomatik silahlarla giriş görüntüleri yansırken kamerada, ancak hemen arkasından bu silahlı tehdide rağmen vatandaşlar gözlerini bile kırpmadan Atatürk Havalimanı'nın önce önünde yığınak oluşturuyorlar. Ardından da içeriye girip emniyet teşkilatının vatansever polisleriyle birlikte bu darbe teşebbüsünde bulunan askerleri etkisiz hale getiriyorlar. Havalimanında da çok sayıda rütbeli ve asker, darbe teşebbüsünde bulunan asker gözaltına alındı. Bir kere daha belirtelim, Atatürk Havalimanı kapatılan ve en kritik noktalardan birisiydi bu darbe teşebbüsü gecesinde. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten o noktaya gelmişti ve o sırada da İstanbul'da, özellikle Boğaz'da, Atatürk Havalimanı'nda, semalarında düşmanca tavır sergileyen F-16 uçakları alçak uçuş yapıyorlardı. Ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o havalimanına indi ve vatandaşa bu darbe teşebbüsünde bulunan askerlere karşı direnmesi çağrısında bulundu ve demokrasi sevdalılarını, vatanına sahip çıkanları sokaklara, caddelere, meydanlara davet etmişti. O çağrısı da kısa sürede karşılık buldu ve Atatürk Havalimanı da binlerce kişiyle dolup taştı. İşte darbe teşebbüsünde bulunan o askerler de karşılarındaki kalabalığı ve emniyet ekiplerini görünce teslim olmak zorunda kaldılar ve silahlarıyla birlikte gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine getirildiler. İşte şu anda servis edilen o görüntülerde de, ekranlara gelen o görüntülerde de vatandaşın polisiyle birlikte bir bütün olup bu darbe teşebbüsünde bulunan askerleri etkisiz hale getirmesi ekranlara geliyor. Orada da gerçekten vatandaşların vatanı ve demokrasiyi, milli iradeyi kesinlikle sahipsiz bırakmayacaklarını en iyi şekilde gözler önüne seren görüntüler mevcut Duygu Leloğlu diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.